Selamünaleyküm değerli Aspe takipçileri. Bugün en ucuz ve en pahalı elektrikli motosikletleri inceleyeceğiz. Tabii ki bunlar bizim bulabildiğimiz en pahalı ve en ucuzları. Yani normalde piyasada daha pahalı ve daha ucuzları vardır ama videoya geçmeden önce videoyu bir beğenip kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Yaspe bunu dener. Şimdi arkadaşlar normalde herkes en ucuzundan başlar, en pahalıya gider. Biz tam tersi yapıyoruz. En pahalıdan en ucuza gideceğiz. Birinci modelimiz, en pahalı modelimiz, tekrardan vurguluyorum, yani bizim bulabildiğimiz en pahalı model Lenazzo HL6 modeli arkadaşlar. Şimdi bir yakından inceleyelim. Oğuz kardeş bir hareket edersen sana zahmet. Arkadaşlar motorumuz efsane. Yani bizim bulabildiklerimiz içinde en iyisi bu. Harley Davidson hissi veriyor. Oğuz yalan mı? Şimdi arkadaşlar bu motor şöyle bir güzelliği var bunun. 10 TL'ye 80 km gidebiliyor. Bak 10 TL yani kilometre başına 13 kuruş yakıyor. Gerçekten çok ekonomik. 3000 watt motor gücü, 45 amperde bataryası var arkadaşlar. Bataryasında şöyle bir güzelliği var. Hemen bunu da gösterelim. Motorumuzu şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar anahtarları da burada. Şurada batarya bölümü var, tamam mı? Buradan bataryasının kapağını açıyoruz. Şöyle açtık. Bunun bataryasını şarj edebilmek için alıp eve götürmemize gerek yok. Çünkü bu taşınabilir batarya arkadaşlar. Şurada kablosu var. Kablosunu söküyorsunuz. Şuradan kaldırıp eve götürüyorsunuz. Şarj ediyorsunuz. Bunu şöyle de kullananlar varmış. Mesela buraya bir hazne yaptırıyormuş. Bir tane daha yedek batarya satın alıyormuş. Batarya bittiği zaman hop hemen buradan değiştiriyorlarmış. Bu sayede yedek bataryayı da yanımızda taşıyıp 160 km menzil gidebiliyoruz. Yani bu 80 km menzil gidiyor arkadaşlar. 75 km hıza kadar da çıkabiliyor. Şimdi bunun şöyle güzel bir özelliği var. Bununla mesela anahtarsız da çalıştırabiliyoruz. Hemen göstereyim. Şöyle iki kere basıyorum. Gördün mü? Şu an çalıştı. Yani anahtar derdi de yok. Anahtarı sokup çalıştırmanıza gerek yok. İki kere bastığınız zaman çalışıyor. Hemen kadranını da göstereyim hazır açılmışken Oğuz kardeş. Şurada bir adet hız göstergemiz var arkadaşlar. Burada bataryamızın göstergesi var. Burada da mod göstergesi var. Şuradan modları değiştirebiliyoruz. 1, 2, 3. 3 kademe modu var arkadaşlar. Yavaş mod, orta mod, hızlı mod işte. Yani 3 modda da kullanabiliyorsunuz. Ön lastiklerle arka lastikler birbirinden farklı. Ön lastikler 17 inç, arka lastikler 13 inç. Chopper havası verebilmek için böyle bir sistem kullanmışlar. Arka lastikler biraz daha küçük, biraz daha kalın. Ön lastikler biraz daha büyük, biraz daha ince. Şunu da söyleyeyim, bunun motoru arkada arkadaşlar. Yani arka lastiklerde şu lastiğin içinde motor sistemi var. Şöyle bir güzel özelliği daha var. Regenerative deniyor buna. Yani nedir? Şöyle onu da göstereyim Oğuz kardeş. Şuraya yaklaş. Mesela gidiyorsunuz yolda, frene bastığınız zaman şu alttaki buton kalkıyor. Bu buton kalktığı zaman anakart diyor ki he diyor, bu diyor fren yapıyor. Benden diyor güç almıyor. Ben diyor bataryayı tekrardan şarj edeyim. Yani frenleme sistemine geçtiğiniz zaman tekerlekler dinamo sistemiyle tekrardan bataryayı şarj ediyor. Ne anlattım be? Sanki motoru ben şey yaptım, ben ürettim. Bu da benim mi? Biz yaptık. Şuradaki sıvılar da arkadaşlar hidrolik yağı. Yani bunlar hidrolik fren sistemi. Bunlar hep bilgi. Şimdi teste çıkacağız arkadaşlar. Teste çıkmadan önce şöyle telefonumu koyayım. Ayrıca bu telefon tutacağı da yanında geliyor motosikletin. Yalnız bunun fiyatını söylemeyi unuttum. Pahalı ucuz yapıyoruz ama hiç fiyat da belirtmiyoruz. Nereden anlayacak millet pahalı oldu? Bunun fiyatı 99.000 TL arkadaşlar. Tekrardan vurguluyorum, bizim bulabildiğimiz en pahalı elektrikli skuter bu. He, daha pahalıları varsa gelin buyurun deneyin demek isteyen varsa çağırsınlar gelelim. Şimdi telefonumuzu tutturduk arkadaşlar. Şurada bak korna sistemini falan da göstereyim. Şöyle bir kornası var. Burada sağ sol sinyaller var. Şurada ledli sinyaller var. Biri sol biri sağ. Burada da uzun farlar var, kısa farlar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi testimize başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Yıldız Parkı'ndan şöyle aşağı doğru kendimi süzüyorum. Oğuz ben gidiyorum. Birinci moddan mı başlasam? Ne olur ne olmaz. He? Bir de başlayayım. Tamam. Birinci modda kalkıyorum. Oo. Birinci moda göre gayet iyi gidiyor şu an. He. Yalnız tek sıkıntı işte telefonu yan çeviremedik. Şu an beni dik izliyorsunuz arkadaşlar. Yıldız Parkı'ndayım, dolanıyorum. Şeyi de güzel. Bak mesela şu an hep Arnavut kaldırımlı yollarda gidiyorum. Yıldız Parkı'nı bilenler bilir. Burası full Arnavut kaldırımı. Hani bir elektrikli skuterdaki gibi şey yapmıyor. Sarsmıyor. Frene bastığım zaman harbiden şarj ediyor tekrardan kendini. Gayet iyi ya. Hani birinci moddayım. Halen daha birinci moddayım. Yani ona rağmen gazı verdiğim zaman böyle fırlatıyor, böyle geri atıyor. Bak şimdi. Bak. Fena gidiyor ya. Yani ikinci, üçüncü modu almamıza gerek bile yok yani. Çok iyi ya.
Hani hızlanması falan da efsane acı. Çok hoşuma gitti vallahi. Hani hiç ses yok. Bir de böyle çok şey duruyor, cool duruyor hani, tam bir çapır edası var. Evet, bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Sırada Lenazo M2 modelimiz var arkadaşlar. Bunun fiyatı 89.000 TL. Bu da aynı bir önceki motor gibi 3.000 watt ama bu 40 amper arkadaşlar. Bunun da aynı bir önceki gösterdiğimle hemen hemen özellikleri neredeyse aynı. Yalnız bunun oturuşu böyle falan bana bir tık daha konforlu geldi. Çünkü ben elim yukarıda olmasını sevmiyorum. Böyle çok uzun süre durdum mu uyuşabiliyor kollarım falan. Bu bana daha çok rahat geldi. Bunu da aynı anahtarsız çalıştırabiliyoruz. Aynen bu şekil çalıştı. Bunun ayrıca bataryasını şuradan da aynen bir önceki gibi, yani motoru götürmenize gerek yok. Bunu buradan söküyorsunuz, bunu buradan çıkarıyorsunuz. Yanınızda götürüp evde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel özelliklerinden bir tanesi de bu çift kişilik. Bunu iki kişi birden sürebiliyor. Şöyle oturduğunuz zaman şurada mesela ayaklar var. Şu ayakları açabiliyorsunuz. Şöyle yanda da var bir tane. İki kişi birden binebiliyorsunuz. 75 kilometreye kadar hızı var. 75 kilometrede menzili var. Şimdi bunu test edelim. Şimdi testime başlıyorum arkadaşlar. Vay güzel kalkıyor ya Ozi bu. At gibi. Bismillah diyorum. Şuradan bir döneyim geleyim. Oo iyi he. Beğendim. Kedi. Kediye izliyordum az kalsın. Sürüşü bana daha rahat geldi ya. He. Bak kedi. Bilerek önüme atlıyorsun ikidir. Oo. Ama bu daha iyi şey yapıyor aga. Bu daha iyi böyle bir anda hızlanıyor. Şurada bir yokuş var. Bir yokuş testi yapalım. Çıkıyorum. Bismillah. Bu acaba hafif diye mi bu kadar iyi çıkıyor ya yokuşları? Efsane he. Yani bir önceki de iyiydi ama bir önceki özellikle şekil olarak daha iyi. Ama ben bunda kendimi ne bileyim daha rahat hissettim. Güzel, bu da güzel. Yani seçecek olsam ben büyük ihtimal bunu seçerdim ama bir sonrakine de bakalım. Bir test edelim, ondan sonra konuşalım. Sırada Lenazo M8 modelimiz var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 87.000 TL. Bir öncekiyle arasında 3.000 TL fark var. Bunun da özellikleri aynı. Oğuz kardeş biraz yaklaş. Bu da 3.000 watt 40 amper arkadaşlar. Aynı özelliklere sahip bir öncekiyle. Bunun da arkadaşlar aynı chopper modeli. Gidonu yukarıda fakat şöyle bir şey öğrendik videoyu çekerken. Diğerlerinin de bunun da gidonları ayarlanabiliyormuş. Yani biraz daha kendinize aşağı doğru çekebilirsiniz. Biliyorsunuz. Şurada fişi var arkadaşlar. Fişi çektikten sonra şuradaki anahtarı açıyoruz. Buradan da Oğuz kardeş göster. Şu gördüğünüz bataryası. Bunu buradan çekip eve götürüp şarj edebiliyoruz. Bunun da aynı 3 modu var. 3 farklı modu var. Kornası falan aynı. Şimdi bunu da test edelim bakalım. Hemen şuradan kapatayım ayaklarını. Şuradan çalıştırıyorum. Çalıştırdık. Evet. Güzel. Ama çok yüksek ya. Baksana. Harlayıcı gibi oluyorsun böyle iyice. Ben işte yüksekte sevmiyorum abi. Ben yani gidon benim şuramın altında olacak yani. Kalp seviyesinin altında olacak ki rahat dönebileyim. Bak bunun burada ayak açma yerleri varmış. Bunları açalım. Şuradan bir tur atıyorum. Bismillah. Kedi de beni izliyor boyuna. İkidir önüme atlıyor. Bilmiyorum ben zorlanıyorum ya gidon yukarıda oldu mu. Bir de bunun yokuş testine bakalım hemen şurada. Aa bak dönemiyorum resmen ya. Evet çıkıyorum. Bismillah. Oh, kontrol edemiyorum. Ekrem Bey'e at kaçırdım. Yok abi çok zor oluyor bana bu ya. Ben böyle gidon yukarıda süremiyorum onu anladım. Çok şey geliyor bana uzak geliyor bir de böyle sola çeviriyorum ya. Sola çevirince buraya yukarıda kalıyor böyle. Evet benim favorim gene hala şu an 2 numara ama bir bakalım bir de en ucuzunu bir deneyelim. Bir sonrakine geçiyoruz. Şimdi geldik en ucuzuna arkadaşlar. Tabii tekrardan vurgulamak istiyorum. Bizim bulabildiğimiz yani Scootral firmasında bulunan en ucuz motora. Bu cihazın ismi Super Soco Q Mini arkadaşlar. Bu bayağı piyasada bilinen bir motormuş. Yani elektrikli motormuş. Şimdi bu da aynı şekilde diğerleri gibi Oğuz kardeş biraz yaklaş. Anahtarsız çalışıyor. Aynen şu şekilde ekranı var arkadaşlar. Burada hız göstergesi var. Bunun da buradan bataryasını hemen şuradan anahtarı sokuyoruz. Çeviriyoruz. Kablosunu çıkardığımız zaman bataryasını buradan alıp eve götürüp şarj edebiliyoruz. Burada da ayrıca şuna basınca mıydı? Bakalım. Evet. Burada da ekstradan bir batarya şarj göstergesi bulunuyor. Yani evinizde şarj ederken yüzde kaçı doldu falan filan diye görebiliyorsunuz. Bunun da aynı şekilde Allah geri gidiyoruz. Bu da normal bildiğiniz motosiklet gibi. Ayakları var. Kaldırıp indirebiliyorsunuz. Sağ sol sinyali var. Öndeki led farlar çok hoşuma gitti. Bak hani yeni nesil arabalar var ya 5008'ler falan. Aynı onun gibi led farları bulunuyor.
Kornası da aynen bu şekilde. Bayağı güçlü bir kornası var. Bu 600 watt 20 amper arkadaşlar. 39 kilometre menzili var. 42 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Yalnız bu hafif ya. Bak nasıl fırlatıyor. Evet, şimdi bir de bunu dışarıda deneyelim bakalım nasılmış. Ve şimdi geldik en sonuncusuna arkadaşlar. Bunda mesela duruyorsunuz ya. Durduğu zaman bir kere durdunuz mesela. Şu an raid yazıyor. Şu an gidebilir ama normalde frene bir kere basıp çekmeniz gerekiyor. Ondan sonra gidebiliyorsunuz bunda da. Şimdi ben bir kere basıp çektim. Aynen bak. Ne kadar rahat kontrol edebiliyorum, gördün mü? Demek ki kullandığım aracın benden küçük olması lazım kontrol edebilmem için. Ya da iyi hissetmem lazım. Bismillah başlıyorum. Çok iyi, çok pratik. Dönüşlerde falan böyle hani geri falan atarken bayağı rahat yani. Aynı dediğin gibi, bisiklet gibi. Burada bir yokuş testi yapalım bununla da. Yürü lan, hadi. Evet, hızımızı alsak da ama yani şimdi 600 watt. 600 wattlık bir elektrikli motora göre normal yani bu performans. Güzel. Fiyat performans ürünü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Scootral firmasına bize bunları inceledikleri için çok teşekkür ediyoruz. 99 bin liralık modelimiz, 89 bin liralık modelimiz, 87 bin liralık modelimiz ve 42 bin liralık modelimizle videomuzu kapatıyoruz. İncelemek isteyen olursa aşağıda açıklamalarda linkini bırakıyorum. Veyahut da sizler scootral.com'a girerek inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.